Önce sizden başlayalım Halit Bey. Buyurun memur bey. Adınız? Halit. Soyadınız? Karadağ. Baba adınız? Belli değil. Ziya efendim. Ana adı? O hiç belli değil. Hatice efendim. Sizin adınız hanımefendi? Gülhayat. Siz Halit Karadağ, Gülhayat Yılmaz'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Siz Gülhayat Yılmaz, Halit Karadağ'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Ne? Memur bey bir daha sor. Hadi! Burada Ne haber Ali kardeş? Hayırdır Nafiz? Hiç. Geçiyorduk uğradık. Gelmişken canını alalım dedik birader. Hayat böyle Ali. Darılmaca gücenmece yok. Geçen gün sen bizi dövdün. Biz de darılmadık gücenmedik. Öyle değil mi? Ne var asker? Kaymakam bey, Halit Karadağ düğünde vurdular efendim. Ne? Öldü mü peki? Hastaneye kaldırmışlar. Tamam, bekle asker, hemen geliyorum. Sesini çıkarma da yürü, yoksa sıkarım. Bu sefer tedbirli geldik Ali. Herkeste silah var ve herkes ateş etmekte serbest. Yani bir numara yapacak olursan birimizden biri seni mutlaka öldürecek. Öyle mi çocuklar? Öyle abi. Babam verdi mi bu emri size? Konuşma yürü dedim hadi. Sen babamın günahlarını bağışla Rabbim. Onu affet. Sen onun canını bize bağışla yüce ya Rabbim amin. Bismillahirrahmanirrahim.
İnşallah gebirirsin Halit. Ali'den başkası yapmış olamaz. Niye hemen Ali'yi suçluyorsun? Başka kim olacak? Babamın ölmesini isteyen herkes burada. E biz de hepimiz düğünde olduğumuza göre geriye tek bir tane isim kalıyor. O da Ali. Cemal'imi nüfusuna almadan ölme Halit Karadağ. Ölme. Bunları aile demeye bin şahit ister Kaymakam Bey. İki gün önce babaoğul kasaba meydanında o kadın için boğaz boğaza gelmişler. Birbirlerini öldürüyorlarmış. İki gün sonra da Halit Karadağ aynı kadın için nikah yapmaya kalkıyor. Rezaletin dik alası. Öyleyse ateş eden Gül Ali diyorsun. Öyle mi komutan? Ateş edeni gören olmamış ama bu iş ondan başka yapacak kimse de yok. Zaten daha önceki olay da malumunuz. O zaman da miras yüzünden babasını öldürmeye kalkışmıştı. Yürü. Yürü dedim. Tamam burası. Yolun sonu burası Ali. Benim için mi kazdınız bu mezarın Hafız? Evet, ne yapalım? Emir büyük yerden. Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Sen akreple kurbanın hikayesini bilir misin Ali? Vay be. Masal da biliyor bizim Hafız. Akrep derenin kenarına gelmiş, karşıya geçecekmiş. Kurbağa kardeş, bineyim sırtına da geçeyim karşıya demiş. Kurbağa olmaz. Sokarsın beni demiş. Akrep deli misin? Sokarsam sen ölür, ben de boğulurum. Niye yapayım bunu demiş. Kurbağanın aklına yatmış. Binmiş akrep kurbağanın sırtına. Karşıya geçerken yolun yarısında akrep sokmuş kurbağayı. İkisi birlikte ölürken kurbağa niye yaptın bunu diye sormuş. Akrep, çünkü ben akrebim. Huyum bu benim demiş. Benimki de o hesap. İşim bu benim Ali. Bitti mi? Bitti. Çök şimdi. Çök diyorum. Çök diyorum Ali. Tesadüfe inanır mısın Nafiz? Ne diyorsun lan sen? Ben inanırım ama güvenmem. Keşke şuraya iki mezar daha kazsaydınız. Ne diyorsun lan Dürzi? Ne iki mezarı? Atın lan silahını. Siz de atın lan silahınızı. Hadi. At! Ben sana söyledim Nafiz. İnanırım ama güvenmem demiştim. Ne yapacağız şimdi? Masalcı amca seni. Al şimdi şunu. Şimdi git şuraya kendine afilli bir mezar kaz bakalım. Boyuna göre olsun ama. Hadi lan. Siz de. Hadi. Hadi yürü. Yardım edin babanıza. Alın. Başlayın bakalım. Nafiz'in boyunu geçmesin mezar. Ali! Kanun namına aç kapıyı. İçeri girmek zorunda kalacağız. Ne yapıyoruz komutanım? Giriyoruz. Hadi, hadi. Tamam Nafiz yeter. Bu tam senin boyuna göre oldu. Aferin. Kurban olayım Ali yapma. Anama vurdum olsun babana yapmayalım ağam dedim. Ali senin oğlun dedim. Kes sesini. Lan yalan söylemek o pis suratına bile yakışmıyor senin. Abi. Kes dedim.
Keke, Mustafa. Şunların ellerini bağlayın gidin artık. Bundan sonrasını görmeseniz de olur. Bağla. Doktor bey, nasıl babam durumu? Korkacak bir şey yok. Kurşun koluna isabet etmiş ve diğer taraftan da çıkmış. Şans eseri damarlara da zarar vermemiş. Oh, çok şükür. Şükür. Yarayı temizledik, diktik. Birazdan da odaya alacağız. Merak etmeyin. Birkaç gün dinlenince ayağa kalkar. Çok sağ olun doktor bey. Sağ ol. Hadi abla gidelim biz. Çok şükür amca. Babamın ölmediğini duyunca resmen yüzü değişti kahvenin. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Merhaba Seyit Bey. Merhaba. Durumu nasıl? Endişe edecek bir durum yok. Kurşun buradan girmiş, buradan çıkmış. Çok şükür, iyi. Ali, ne yapıyorsun? Katil mi olacaksın? Sen insan mısın ki seni öldürünce katil olayım ha Nafiz? Elini kana bulama Ali. Sen kimseyi öldürmedin, bilmezsin. Kan kokusu çıkmaz insanın elinden. Seni sağ bırakayım ki babam olacak o alçak herifle planlar yap da beni öldürmeye çalışın ha? Öyle mi? Seni kesin öldüreceğim Nafiz. Ama adamlarını belki sakat bırakırım. Hadi şimdi girin bakayım mezarlarınıza. Hadi. Aferin Nafiz. Bak. Tam boyuna göre olmuş değil mi? Nasıl? Hissediyor musun Nafiz? Hı hı. Hı hı. Bizim oralarda şimdi nah bu kadar kar vardır be. Senin tezkeren ne kaldı Karslı? Belli özlemişsin sen evini. Kim özlemez be Sinoplu? 36 ayın 32'sini yedim bitti. Vallahi tezkeren gelmiş. Hadi hayırlısı inşallah. İnşallah. Ne oluyor? Biraz sıkıyorlar. Ne taraftan geldi ses? Ormandan taraf çavuşu. Koşun. Acele edin. Sen abinle birlikte çalışıyordun değil mi Kadir? Evet komutan bey. Peki babanın Gülhayat'la evlenmesi hakkında abin ne düşünüyordu Kadir? Çünkü geçenlerde sokak ortasında Gülhayat için kavga ettiklerini biliyoruz. Siz ne biliyorsunuz? Ben de o kadarını biliyorum kaymakam bey. Peki babanı abin vurmuş olabilir mi? Hayır. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Benim abim katil değil. Deli doludur, terstir. Ama tertemiz bir yüreği vardır. Onun için bu kadar emin söyleyebiliyorum. Hem dün bana buradan gitmek istediğini söyledi. Artık ne yaptıkları umurumda değil demişti. Yeterince rezil olduk cümle aleme, en iyisi çekip gitmek demişti. Thank you.
Ne işin var senin burada? Beni hala istiyor musun Ali? Şimdi beni bir gibi eğlendir. Ya da defol git. Etrafı kontrol edin. Gözünüzü dört açın. Sesler bu taraftan geldi. Her tarafı didik didik arayın. Gözünüzden hiçbir şey kaçmasın. Evet, şu tarafa doğru. Çavuşum, çavuşum, bir buraya bakın. Ne olmuş burada çavuşum? Ne işi var bunların burada? Kaldırın şunları. Ateş etti Seyit. Yakaladılar mı o alçağı? Daha bilinmiyor Halit. Yakalayamamışlar. Gül hayatlardı Seyit. Senin ölmediğini öğrenince gece gitti baba. Suhal. Yalan mı Seyit amca?
Yalan mı Esma ana? Seyit bana Gül Hayat'ı çağır. Neden bana hayır dedi Seyit? Ha? Geçmiş olsun Halit Bey. Sağ ol komutan, sağ ol. İyisiniz, ifadenizi almamız lazım. İyiyim, iyiyim. Adam kasabanın ortalık yerinde düğün basıyor, adam vuruyor. Onu yakalayacağına gelip benim ifademi alıyorsun. Gülali. Ne o, hayalet görmüş gibisin? Yaşıyor musun sen? Yaşıyorum ya. Yaşıyorum. Ne sen beni öldürmeyi becerebildin, ne de ben seni, değil mi baba? Ali, bunu sen mi yaptın? Cevap ver. Babana sen mi silah çektin? Kaldır ellerin Ali. Teslim ol. Önce bir Halit Bey'e söyleyeceklerimi bitireyim komutan. Ondan sonra. Ellerini kaldır dedim. Zorluk çıkarma. Dün gece o kapatman. Gül Hayat. Orta malı olan Çengin geldi bana. Sen ameliyat masasında canınla boğuşurken, ateşler içinde kıvranırken, daha ölmeden, ölümünü bile beklemeden geldi Halit Bey. Sen ne kadar adisin Gülal. Sen ne kadar alçaksın. Bir soysuzdan önce bir soysuz evlat dünyaya gelir. Ne dedi biliyor musun? Beni hala istiyor musun Ali? Yalan! Baba. Yalan! Baba! Baba! Yalan söylüyorsun. Baba! Lan! Baba! Ne yapıyorsunuz burada? Adam ameliyattan ya çıktı. Görmüyor musunuz? Dışarı. Hepiniz dışarı. Hadi çocuklar. Hemşire hanım duyurunuz. Hadi. Hadi hadi sen de. Hadi oğlum. Hadi. Hadi dışarı. Hadi. Hadi. Sakin olun Halit Bey. Siz kalabilirsiniz. Yardımcı olur musunuz bana? Tabii abi. Buyur. Şimdi bir sakinleştirici iğne yapacağım. Tamam. Ne oldu Gül Hayat? Gezeden beri ağzını bıçak açmıyor. Söylesene, anlattın mı her şeyi Ali'ye? Anlatacak bir şey yok abla. Ali bana hak ettiğim gibi davrandı. Anlat bakalım Nafiz Efendi. Ne yapıyordunuz orada? Biri ellerimizi gözlerimizi bağladıktan sonra havaya ateş etmiş. Biz önce bizi öldürdüğünü sandık ama öldürmemiş. Kim yaptı bunu Nafiz? Anlat. Ne işiniz vardı orada? Anlatsana Nafiz abi, söylesene. Birine borcum vardı, ödeyememiştim. Bir alacak verecek meselesi yani. Ne oluyor burada Cengiz? Bu üçünü dün gece ormanda elleri ayakları bağlı olarak bulduk komutanım. Gerekli işlemlerini yaptıktan sonra Gülal'i odama getirin. Emredersiniz komutanım. Şimdi ne yapacaksın Gül Hayat? Halit ölmediğine göre niçin hayır dediğini öğrenmek isteyecektir. Yapamadım abla. Halit'in kocam olması fikrine bile tahammül edemedim. İntikam fikri bile o an aklımdan uçup gitti. Sadece Ali vardı abla aklımda. Nasıl yaptım abla? Mutluluğa bu kadar yakınken nasıl elimin tersiyle her şeyi ittim? Ali buraya kadar geldi, sana aşığım dedi, duydun. Ben onu bu kadar severken tüm bunları nasıl yaptım?
Gel. Komutanım, Gülal'i getirdik. Alın içeri. Geç otur. Amca, ben çıkıyorum. Nasıl olsa hayati tehlikesi yok. Tamam, git. Esma, hadi siz de gidin artık. Yeterince uykusuz kaldınız zaten. Ben başında beklerim. Hem artık endişe edilecek bir durum da yok. Tamam. Hadi gidin artık. Seyit amca, Kadir gelirse size gittiğimi söylersin, olur mu? Olur, söylerim. Sağ ol. Dünyayı hem başkaları için hem de kendin için cehenneme çevirdin be Halit. Yazık, yazık. Düğün gecesi neredeydin Gülali? Arkadaşlarımlaydım. Peki bunu ispat edebilir misin? Cemal! Cemal'im! Cemal! Öldüm Esma kadın. Esma kadın? Ha? Halit Karadağ öldü mü? Sen iyi misin? Soruma cevap ver. Hayır, durumu iyi. Ben öldü zannettim. Asker! Emredin komutanım. Bu kağıtta ismi yazılı olanları toplayıp hemen buraya getirin. Başüstüne komutanım. Günaydın. Günaydın. Okula birlikte yürüyelim mi? Olur. Babam vuruldu. Duydum. Ali de sabah hastaneye geldi. Babamın dün gece evleneceği kadınla geceyi birlikte geçirdiğini söyledi. Gülayat mı? Evet. Nazlı, sen olmasan ben buraya dayanamam. Burada her şey çok alçakça. Tam her şey çok kötü gidiyor diye düşünürken sen geliyorsun aklıma. Hala umut var. Temiz insanlar var diyorum kendi kendime. Sen mi yaptın Cemal'im? Halit'i öldürmeye. Sen mi kalktın? İstedim. Yapacaktım. Delirdin mi sen? Senin nüfusunu almadan nasıl böyle bir şey yapmaya kalkarsın? Silah elimdeydi. Halit Karadağ tam karşımda duruyordu. Sıksam orada öldürecektim. Hayatımı alan adama bunu yapamadım. Cemal. Dokunma. Sen benim anam falan değilsin. Hepiniz yalan söylediniz bana. Sizin her şeyiniz yalan. O adamı beni ezdirdiniz. Hepiniz sustunuz. İtaat edeyim diye hep yalan söylediniz. Her şey senin iyiliğin içindi. Hakikatlerin ortaya çıkması içindi. Ona söz verdik, dediklerini yaptık. Yoksa seni sokağa bırakacaktı, ölüme terk edecekti. Sustuk. Sesimizi çıkarmadık. Zamanı gelince, gerçekler ortaya çıkınca hakkın olan mirası al diye sustuk Cemal'im. Esma kadına. Esma kadın.
Ananım ben senin, anan. Seni doğuran kadın bir ay bile bakmadı sana. Ben ömrümü verdim sana Cemal'im. Ömrümü verdim. Kale o defteri zandarmaya ver. Başka çaren yok. Belki Halit canının derdine düşer de unutur seni. Olmaz abla. O defter Halit'e karşı tek kozum. Eğer onu jandarmaya verirsem, ola ki jandarma Halit'i içeri tıkamazsa, tek kozumu boşa harcamış olurum. Peki ne yapacaksın o defteri? Hiçbir şey. Elimde olduğu sürece güçlüyüm. Ama elimden çıkarsa bütün gücümü kaybederim. O zaman en doğrusu Halit hastaneden çıkmadan bir süre uzaklaş buradan. Yoksa Halit sana çok kötü şeyler yaparsak biliyorsun değil mi? Halit umurumda değil abla. Onu nasıl olsa idare ederim ama Ali. Abla ben Halit'siz yapamam. Sen beni dinle Gül Hayat. Fırsatın varken kaç git buradan. Ali'yi de unut artık, çıkart aklından onu. Senin sevdiğin ben değilim Nazlı, biliyorum. Ama şimdi söyleyeceklerimin benim için ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsin. Selahattin. Abim seni mutsuz edecek. Ediyor da zaten. Bugün ve her zaman. Ama ben seni o kadar çok seviyorum ki seni üzen herkesi öldürebilirim. Birlikte mutlu olabiliriz Nazlı. Her şeyi unutabiliriz. Evlen benimle. Hayırlı günler Kadir abi. Hayırlı günler. Kaygılanma abi. Ali düğün sırasında bizimleydi. Anam babam da şahit. İsterlerse onları da çağırtırabiliriz. Ay sağ olasın. Sağ olasın. Gül Hayat evde mi? Evde, buyurun. Yok. Girmeyeyim. Haber verir misiniz? Peki. Buyurun Muallim Hanım. Bakın, kafam çok karışık. Buraya neden geldiğimi ben de bilmiyorum. Çok saçma olduğunu biliyorum. Ama çaresizim. Ve bunu duymaya ihtiyacım var. Bana cevap vermeni istiyorum. Yeter artık Muallim Hanım. Sizden de, sizin saçma sorularınızdan da sıkılım artık. Gül Hayat. Lütfen. Bana son kez cevap vermeni istiyorum. Dün geceyi Gülal'in evinde mi geçirdin? Ne duyduysanız doğrudur. Artık beni rahat bırakın. Merak etmeyin. Bırakacağım. Size söz veriyorum, bırakacağım. Hastamız uyuyor mu? Evet efendim. Yarım saat sonra iğnesi var. Oldu efendim, ben birazdan uyandırırım kendisini.